Karşımızda uzman doktor Ersin Aydın, dermatoloji Merhaba. Uzmanı var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Günümüzün konusu estetik, güzellik. Her zaman yaşımızdan daha genç görünmek. 40 yaşındaysak 30 gibi görünmek istiyoruz. 50 isek 40 gibi görünmek istiyoruz gibi. İdeali de budur diye düşünüyorum. Peki siz kliniğinizde cilt gençleştirmeye yönelik neler yapıyorsunuz? Evet, cilt gençleştirmek için yapmış olduğum birçok uygulama var aslında. Biraz önce bahsettiğiniz gibi herkes genç gözükmek istiyor. Evet. Olduğundan daha genç gözükmek istiyor. Tabii zamanla yaş aldıkça yüzümüzde bir takım değişiklikler olmaya başlıyor. Hacim kayıpları oluyor, ciltte kırışıklar ortaya çıkmaya başlıyor, lekelenmeler ortaya çıkabiliyor. Aslında bunlar için yapmış olduğum birçok uygulama var. Bir cihazlarla yapmış olduğumuz uygulamalar var. Lazer sistemleri gibi, fraksiyon radyo frekans tedavileri gibi. Bir de enerji temelli uygulamalar dışında enjeksiyon uygulamaları var. Bunların içerisinde bir takım hyaluronik asit uygulamaları, dolgu uygulamaları ve natural botoks uygulaması yer alıyor. Hocam, natural botoks dediniz ama ben normal botoksu duydum. Hani ilk defa duyuyorum şu anda. Nedir tam olarak? Evet, bunu soran çok sayıda hastamız var gerçekten. Bununla ilgili bize çok soru geliyor. Natural botoks nedir? Nasıl bir uygulama? Ne oluyor? En önemli özelliği şu: ifade kaybının olmaması. Günümüzde insanlar botoks yaptırmayı düşünenlerin en büyük kaygılarından biri ifadelerinde bir değişiklik ortaya çıkıyor olması. Bu uygulamada bir ifade kaybı olmuyor. Kişinin bakışında, gülüşünde herhangi bir bozukluk ortaya çıkmıyor. Uygulamadan sonra son derece doğal, fresh, daha canlı, daha parlak bir görünüm ortaya çıkıyor. Ki biz bunu da hastalarımızın sonuçlarından görüyoruz. Uygulamayı yapıyoruz. 10 gün sonra kontrole geldiklerinde o ifadelerindeki değişiklik olmaması, o daha canlı, daha parlak bir görüntü ortaya çıkması onları çok mutlu ediyor. Tabii onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Böyle bir uygulama. Sizin açıklamanızdan sonra anladım. Ben çünkü bazı insanlar yaptırıyor bir şeyler ve böyle dünyaya hayretle bakıyorlar ya. Yani evet, evet. Anladığım şey herhalde onun olmaması değil mi? Doğal olan, doğal görünen evet. Ve ifadeyi harika. Bozmayan. Bir de son dönemde şu da hep var hanımlar arasında, hani kendimden ve çevremizden biliyorum. Bir şey yaptıralım ama böyle çok belli olmasın. Evet. Böyle kimse anlamasın. Evet. Doğal görüneyim ama güzel de görüneyim. Evet, onu da hastalarımız ifade ediyorlar aslında. Uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Kontrole geldiğinde soruyorum, nasıl geri bildirimler aldınız? Hocam, eşim bile anlamadı diyor. Harika. Ama kendisi çok mutlu. Bazı arkadaşlarım aslında fark ettiler ne olduğunu. Anlamaya çalıştılar ama tam olarak da anlayamadılar. Ya sende bir canlılık var, daha farklı bakıyorsun, yüzün daha genç gözüküyor, cildin parlamış, bakışların çok güzel gibi. Tanımlayamıyorlar insanları. Ama ne olduğunu da böyle anlamaya çalışıyor ama anlam da veremiyorlar şeklinde geri bildirimler alıyoruz. Peki nasıl etki gösteriyor natural botoks? Yani ne değişiyor? Şöyle aslında bizim normalde biliyorsunuz yüzümüzde mimiklerimizi yapmamızı sağlayan kaslarımız var. Alın bölgemizde, göz çevremizde, yüzümüzün birçok noktasında. O kasların normalde istirahat halinde bir tonusu, yani bir gerginliği var. Biz bu uygulamayı gerçekleştirdiğimizde o kasın o gerginliğini hafiflettiğimizde tabii kasın üzerinde de bir derimiz var. Derinde de ortaya çıkmış olan kırışıklıklar var o kasın tonusuna, o gerginliğe bağlı olarak. Kasın gerginliği, tonusu azaldığı için üzerinde yer alan derideki kırışıklıklar azalmış ya da giderilmiş oluyor. Aslında olayın temel hangi bölgeler daha çok hocam? Tabii bize en çok başvurular genelde alın bölgesindeki kırışıklıklar, kaş arası bölgesi ki normalde kişiyi olduğundan daha kızgın, daha sinirli. Hanım benden hep şikayet eder. Ben hep böyle dururum. Siz de dinlerken kızgın, hep böyle çok kızgınsın, duruyor. Çok öfkelisin. Aslında öyle değil ama öyle şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Ya da belli meslek gruplarında kaş arasında belirgin çizgiler ortaya çıkabiliyor. Ya da göz çevresinde, kaz ayakları dediğimiz bölgede çok belirgin, çok güler yüzlü olan kişilerde özellikle mimikler yoğun kullanıyorsa o bölgede çizgilenmeler ortaya çıkıyor. Biz de uygulamayı sıklıkla bu bölgeleri yapıyoruz. Alın bölgesine, göz çevresine ve kaş arası bölgesine sıklıkla. Evet, genç hastalar geliyorlar. Genç hastalar özellikle göz kenarlarındaki çizgilerden yakınabiliyorlar. Sadece o bölgeye uygulama yaptığımız hastalarımız var. Bazı kişiler sadece kaş arası bölgesine işlem gerçekleştirmek istiyor ama biz genelde bütün olarak değerlendiriyoruz. Üst yüz bölgesi olarak genelde adlandırıyoruz. Üst yüz bölgesinin zaten içerisinde. Zaten yüzüne baktığında tabii ki, nereye ihtiyacı olduğunu genelde direkt görüyoruz. Bizim ön konsültasyonumuz biraz zaman alıyor gerçekten. Kişinin neye ihtiyacının olduğunu önce anlamaya çalışıyorum. Hani onu neyin rahatsız ettiğini öncelikle ona soruyorum. O söylüyor ve sonrasında nelerin yapılabileceğini konuşuyoruz, sonra uygulamaya geçiyoruz. O şekilde bir yol izliyoruz. Hocam, peki çok özür dilerim.
Bunun böyle bir yaptırmak için bir dönemi var mıdır? Hani böyle ya da işte yılın herhangi bir döneminde, evet, herhangi bir zamanda iyi hissettiğimizde yaptırabiliyor, evet, muyuz? Bir de bunun etkisi ne kadar sürüyor yaptırınca? Evet, o da çok soruluyor. Şimdi bu bir lazer uygulaması değil. Bazı lazer sistemlerini yaz döneminde çok uygulamıyoruz. Özellikle ablatif, yani deriye kontrollü hasar veren lazer sistemlerini yazın uygulamıyoruz. Bu öyle bir uygulama değil. Bu her dönem yapılabilen bir uygulama. Etkisi de ortalama 4-6 ay boyunca devam ediyor. O nedenle biz işte yılda 2 ya da 3 kez düzenli olarak yapılmasını öneriyoruz. Peki hemen böyle görüyor muyuz değişimi? Yaptığımızda ne zaman etki ediyor? Genelde ikinci günden sonra etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Tam olarak etkisinin ortaya çıkması 1 hafta 10 günü buluyor. Biz o nedenle 10. günden sonra mutlaka kontrole çağırıp değerlendiriyoruz hastalarımızı. Sonuç genelde bu şekilde oluyor. Kilit bir soru sorayım o zaman. Tabii ağrılı yani. Bir işlem mi? Evet, ağrılı bir işlem mi? Şimdi bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir hastam vardı. Çok daha önce botoks uygulaması gerçekleştirmiş. Bundan yaklaşık 2-2,5 yıl kadar önce. Uygulama yapılırken çok şiddetli ağrılar hissetmiş. Uygulamadan sonra göz çevresinde ciddi morarmalar olmuş. Hatta bunu yaptırırken kimseye de söylememiş. Evli bir hastamdı. Sonrasında göz çevresinde ciddi morarmalar olunca annesi görünmüş. Ya sen ne yaptırdın, eşinden şiddet mi gördün falan diye o kadar iyice karışmış, karışmış işler falan. Yani bu natural botoksta böyle bir problem olma riski çok 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 az. Neden çok az? Bir, işte uygulama yaparken işte belli noktalara yapıyorsunuz, hassasiyet gösteriyorsunuz, yavaş yapmaya çalışıyorsunuz, bu bir. İkincisi de uygulamayı yaparken kullanmış olduğunuz enjektör ucu o kadar ince ki kişinin neredeyse canını hiç yakmıyor, hiç acı hissetmiyor. Burada kullanılan enjektörün çapı çok çok önemli gerçekten. Normalde standart botoks yapılırken kullanılan iğne uçlarını, enjektör uçları kullanmıyoruz. Çok daha incesini kullanıyoruz. O da tabii bize hem hasta açısından hem de uygulayıcı, yani benim açımdan bir avantaj sağlıyor. Orada bir hissedilen ağrı çok çok az oluyor. Bir de morarma riski neredeyse yok. Çok çok az. Çünkü oraya bir normalde yüzümüzde belli alanlarda yüzeyel cildimizde ince kılcal damarlar var. O kılcal damarlara hasar verme ihtimaliniz çok çok azalmış oluyor. Dolayısıyla ağrı neredeyse hiç olmuyor. Morarmada çok 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 az ya da hiç olmuyor. İnsanları biraz korkutan da bir şey. Korkutan bir şey. Birçok kişi aslında yaptırmak istiyor ama böyle yüzüne bir şey yapılacak olması, bir enjeksiyonlu bir şey olacak olması biraz korkutuyor. Bir de çok güzel bir yere değindiniz. Acaba morluk olacak mı? Evet. İşte ertesi gün işe gideceğim, ne yaptırdın? Evet, üstünde evet, morluk var, evet, botoks yaptırdım demek istemiyoruz. İstemiyorlar. Evet, genelde söylemek dolayısıyla çok güzel bir şey söylediniz. Bir yaş grubu var mı hocam? Belli kısıtlama vesaire? Aslında yok. Çok erken 20'li yaşlardan itibaren yapabildiğimiz gibi daha yaş almış kişilere de uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Tabii orada uyguladığınız bölgeler, işte uyguladığınız miktarlar, farklılıklar, bireysel farklılıklar gösterebiliyor. Evet, bölgelerden de biraz bahsedebilirsiniz. Evet. Hani şimdi tabii ki genel geçer ya da yaygın olarak hastalarınızın talepleri benzer olabilir. Hani kaş vesaire, ama bunun botoksun galiba başka alanları tabii ve başka bölgeleri var. Yüzümüzde başka alanlarda da uygulamayı yapabiliyoruz. İşte alın bölgesinden bahsettik, göz çevresinden bahsettik, kaş arasından bahsettik, ama bu alanlar dışında da uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle üst dudak bölgesinde smoker line dediğimiz, işte sigara içmeye bağlı ya da mimiklerini yoğun kullanmaya bağlı üst dudakta böyle barkod çizgileri ortaya çıkabiliyor. O çizgilerin hafifletilmesinde bazen tek başına bazen hyaluronik asitle beraber uygulayabiliyoruz. Onun dışında boyun bölgesinde platizmal bir kasımız var. O kasımız şuradan başlayıp boynumuza doğru devam ediyor. O kasın üzerinde bazen gergin bantlar ortaya çıkabiliyor. O gergin bantların hafifletilmesinde kullanabiliyoruz. Hatta o gergin bantları hafiflettiğimizde ya da o platizmanın tonusundan bahsetmiştik ya, kasın tonusundan. O tonusunu azalttığımızda yüzün şu orta hattına da olumlu olarak yansıyor. Onun dışında tam çene köşesinde bizim çiğneme kasımız var. O kasın ismi masseter. Masseter botoks uygulamasını da sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Günümüzde diş sıkma problemi yaşayan çok insan var. Bazıları bunun farkında, bazıları değil. Gece plak kullanıyorlar, dişlerde aşınmaya neden oluyor. Kişinin günlük yaşantısını etkileyebiliyor, çene ekleminde ağrıya neden olabiliyor. O bölgeye, o kasın aktivitesini azaltmak amacıyla yapmış olduğumuz botoks uygulaması, natural botoks uygulaması son derece etkili oluyor. Masseter botoksu da natural botoks uygulamasına dahil bir şey tabii mi? Yani o bölgeye de, yani masseter kasının içerisine de yapmış olduğumuz uygulama bir botulinum toksin uygulaması. Tabii o bölgede uygulamayı yaparken yine o kasın
gücüne göre, kişinin o kasını yoğun kullanmasına göre gerçekleştiriyorsunuz. Ve kişinin o diş sıkma problemindeki azalma çok kısa süre içerisinde ortaya çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda kişinin yüz ovalinde de bir düzelme şimdi ortaya çıkıyor. Evet, böyle bir etkisi var. Öyle bir etkisi var. Çünkü bir kasını ne kadar yoğun kullanırsanız o kasınız o kadar güçlenir. Dolayısıyla çene köşesinde bir şiş bir görüntü ortaya çıkabiliyor. O da daha erkeksi bir görüntüye neden olabiliyor. Evet. Oraya yapmış olduğumuz uygulama o yüz ovalinin sağlanmasında bir destek sağlıyor. Hem tedavi amaçlı yapıyoruz hem de estetik amaçlı o yüz ovalinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bunu da zaten hastalarımız oldukça mutlu ediyor. Peki hanımlar ya da beyler, yaptırmak okey, geldik cesaret ettik ya da yaptırmaya karar verdik düşünüyoruz. Bir de hep şu tarafını düşünüyoruz. Peki yaptırdım, neticede bu etkisi 4-6 ay devam eder demiştiniz. Etkisi geçtikten sonra daha kötü görünür müyüm? Bir diğer korkulan şey de bu. Evet, evet, onu da çok soruyor gerçekten. Hastalarımız daha kötü olur muyum? Biz aslında bunu yıllardır yapmış olduğumuz bir uygulama olduğu için herhangi bir daha kötü bir görüntüm ortaya çıkmıyor. Ama bununla ilgili aslında yapılmış bilimsel çalışmalar da var. O çalışmadan kısaca bahsedeyim size. Bir tek yumurta ikizinden ikizi düşünün, iki kadın. İki kadından bir tanesi, kardeşlerden bir tanesi düzenli olarak yılda 2 ya da 3 kez botoks uygulaması yaptırıyor 13 sene boyunca. Onun ikiz kardeşi olan kadın bir ya da iki kez yaptırıyor 13 yıl içerisinde. 13 yılın sonunda 38 yaşına geldiklerinde ikisinin fotoğrafları çekilip yanlarına konuyor. Bu fotoğraf çekildiğinde ikisinin yüzünde de botoks yok. Yani birinin botoks etkisi artık üzerinden 4 ay, 6 ay geçmiş. Bir kardeş botoks yaptıran kardeşte hiçbir kırışıklık yokken diğerinde belirgin çizgilenmeler var. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Yaptırmayı bırakıldığında daha kötü bir görüntü ortaya çıkmıyor. Bu çalışmada bu gösterilmiş. Biz de zaten hastalarımızda da onu görüyoruz. İlk haline geri dönebilir ya da uygulama yapıldıkça, yapılmaya devam ettikçe hep daha iyiye gider. Daha kötü bir görüntü ortaya çıkmıyor yani. Yani neticede yaş almaya devam ediyoruz. Tabii ki. Bu sadece oradaki o görüntüyü daha estetik göstermeyi sağlıyor. Evet. Aslında yaşlanmayı da bir anlamda geciktiriyorsunuz düzenli yaptırdığınız evet. zaman. Ama yaptırmadığınızda da siz zaten o yaşta nasıl görünecekseniz öyle görünüyorsunuz. Hı-hı. Daha kötü görünmek gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü değil. Buraya müdahale etmiyorsunuz Hı-hı. aslında. Evet. Ama şu da var. Tabii şimdi natural botokstan konuşuyoruz. Bunun bir takım problemleri gidermesinden, kırışıkları azaltmasından bahsediyoruz. Tabii bizim yüzümüze sadece yani o kırışıkları gidermek, hafifletmek amacıyla sadece botoks uygulaması gerçekleştirmiyoruz. Yapmış olduğumuz işte lazer, çeşitli lazer sistemleri var. İşte fraksiyonel lazerler, IPL sistemleri, vasküler lazerler gibi. Onun dışında hyaluronik asit uygulamaları var. Cilt kalitesini artırmak amacıyla da. Çünkü her bir uygulamanın hedeflediği alan birbirinden farklı. Dolgu da evet. bunlardan biri. Dolgu da onlardan bir tanesi. Özellikle mesela göz altındaki o oluk görüntüyü botoksla gideremiyorsunuz örneğin. Hmm. Yüzdeki hacim kayıplarını botoksla gideremiyorsunuz örneğin. Ya da yüzünüzde ortaya çıkmış olan lekeleri natural botoksla gideremiyorsunuz. Onun hedeflemiş olduğu, tedavi etmiş olduğu alan farklı. Diğerleri birbirinden farklı. Bu nedenle genelde şunu söylemek önemli. Tek bir uygulama değil, kombinasyon yaklaşımları. Yani kişinin ihtiyacına göre, problemine göre farklı uygulamaları birbirle kombine ederek etkin sonucu almak en doğrusu. Tabii ki hocalarımızın sizin de doğru Tabii. yönlendirmeniz, hani ihtiyacı Tabii. doğru tahlil Tabii. edip hastayı ona göre yönlendirip Şundan doğrusu. Dolayı söyledim, bazı hastalar geldiklerinde işte botoks yapıldığında mesela burun kenarı çizgilerinin düzeleceğini düşünebiliyorlar çünkü bilmiyorlar. Ya da farklı problemleri olabilir, göz altındaki o oluklanma görüntüsünün botoksla giderilebileceğini düşünebiliyorlar. Evet giderebiliyoruz ama botoks, natural botoks da değil. Farklı işte hyaluronik asit desteği gibi dolgu uygulamalarıyla giderebiliyoruz. Aslında siz yüzüne bakıp beklentisini dinleyip evet. ve yüzündeki eksiklikleri görüp buna göre kombin bir tedavi evet, uyguluyorsunuz. Evet, evet. evet, botoks üzerinden gittik ama burun dolgusundan da bahseder misiniz hocam biraz? Evet, hyaluronik asit aslında dolgu uygulamalarını cilt genişletmek. Ha, o, onun adı dolgu mu? Hyaluronik evet. asit dediğiniz. Evet, hyaluronik asit dolgu. Yani bir şey, farklı dolgu dolgular var. Hyaluronik asit onlardan bir tanesi. Kalıcılığı daha uzun süre devam eden farklı dolgu uygulamaları da var. Biz sıklıkla hyaluronik asit uygulamalarını kullanıyoruz. Akıllı dolguları da kullanıyoruz. Ama mesela dolguları cilt kalitesini artırmak amacıyla kullanabiliyoruz. Onun dışında hacimlendirmek, yüz şekillendirmek amacıyla da kullanabiliyoruz. Burundan bahsettiniz. Burun dolgusuyla da çok güzel sonuçlar alabiliyoruz.
bazı kişilerin burundan bayağı belirgin şikayetleri olabiliyor. Burun ucu düşüklüğü, burunda kemer görüntüsü onları rahatsız edebiliyor ama ameliyat olmak istemiyor. Ameliyattan korkuyor. Tabii bu burun dolgusuyla ameliyat olmadan bir takım problemleri giderebiliriz ama bazı hastalarda ameliyat olması gerekiyor. Onun dışında yine dudak şekillendirmede, dudak hacimlendirmede kullanabiliyoruz ama dudağın bir anatomik yapısı var. O anatomik yapısına uygun olarak yapılan hyaluronik asit uygulamaları son derece doğal bir dudak sonucu ortaya çıkartabiliyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bazı hastalar özellikle hocam ben işte ördek gibi olur muyum, dudaklarım çok kötü olur mu kaygı. Çünkü çok kötü örnekler var işte medyada çok kötü örnekler yer alıyor maalesef. Ama siz doğru ürünü doğru noktaya yaparsanız gerçekten son derece doğal kişinin yüz yapısına, kişinin dudak yapısına uygun yaptığınızda son derece güzel, daha hacimlenmiş bir dudak ortaya çıkabiliyor. Ve aynı zamanda şimdi yaş aldıkça biliyorsunuz nasıl cildimizde bir takım farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyorsa dudağımızda da bir takım hacim kayıpları olmaya başlıyor. Orayı da desteklemek gerekiyor. Hocam hekimlerimize haksızlık etmeyelim. Bazı hastalar da talepkar oluyor bu konuda. Yani özellikle de bazı şeyleri talep edenler var bence. Evet, yani var. Yani çünkü bazı şeyi konduramıyorum yani. Hekim onu kendi tercihi olarak ve hani böyle olsun demeyecek seviyede insanlar görüyoruz maalesef. Bazısı da onu tercih ediyor, bir şey diyemiyoruz. Var, o talepte bulunanlar da var. O talepte bulunanlara da yine belli bir listeyi işte, aşmadan, aynen. Onun o yüzündeki o ifadeyi bozmadan ama yüzünde de uygun bir uygulama gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onu bir dengede yapmaya çalışıyoruz. Hocam biraz daha, hocam biraz daha ama... Tamam, bu kadar dolguda yeterli. Dolguda süre nasıl hocam? Botoks gibi mi? Etki tabii süresi ki, veya atıyorum ağrısızı meselesi yani bir farklılık var mı botoksa uygulama anlamında, teknik anlamda? Farklılıklar var tabii. Şimdi dolgu deyince herkes böyle bir tane dolgu var onu her yere yapıyorum gibi düşünüyor. Öyle değil. Evet. Şimdi dudağın yapısına uygun, dudak anatomisine uygun bir dolgu var. Burun için kullanmış olduğumuz dolgu. Yani o burun dolgusu değil aslında onun ismi ama biz onu oraya kullanıyoruz. Evet, bizim anlayacağımız şekilde hocam. İşte göz altı bölgesi çok özel bir bölge. Çünkü derisi çok ince, tam göz altı alanı, hassasiyet gerektiren bölge. Oraya ona uygun bir ürün kullanıyoruz. Her yere aynı ürünü kullanmıyoruz. Dolayısıyla farklı ürünleri, farklı anatomik bölgeleri kullandığınız için onların kalıcılıklar birbirinden farklılıklar gösterebiliyor. Mesela orta yüz şekillendirmede kullanmış olduğumuz dolgunun kalıcılığı daha uzun süre devam edebiliyor. Ya da çene şekillendirmede kullanmış olduğumuz dolgunun 1,5 yıl hatta 2 yıla kadar etkisi devam edebiliyor. Aynı şekilde burunda kullanmış olduğumuz da dolgunun kalıcılığı bir yıldan daha uzun süre devam ediyor. Ama dudakta biraz daha o süre kısılabiliyor. 9 ay 1 yıla kadar devam edebiliyor. Göz altında yine 1 yıl da kadar etkisi devam edebiliyor. Dolguda süreler uzunmuş. Ben dolguya karar verdim Aylin'ciğim. Bu arada gerçekten yüzün görüntüsünü çok estetik hale getirebilecek şekilde güzel uygulamalar yapılıyor medikal estetik alanında. Evet. Mesela yüzdeki bu az önce bahsettiğimiz o maskülen görünümü oval çok güzel bir yüz haline getirebiliyor doktorlarımız. Evet. Çeneyi sivritebiliyor. Mesela çok toparlak yüzlü hanımlar hep şikayetçidir, çenem yok. Halbuki ben böyle yan profilden, selfilerimden böyle görünmek istiyorum. İşte bunun biraz sivri olmasını istiyorum. Bu yapılabiliyor. Yapılabilir. Buradaki bu hat yapılabiliyor. Burun kaldırılabiliyor. Elmacıklar belirginleştirilebiliyor. Hatta siz beni zaten teyit edersiniz. Hanımların en çok feminen, hoş göründükleri, sevdikleri şey alınlarının da böyle yuvarlak görünmesidir. Oraya bir de dolgu uygulamaları yapılabiliyor. Gerçekten yüz üzerinde. Bu arada hyaluronik asit de zaten aslında vücudumuzun ürettiği bir şey. Yani yabancı madde değil ama yaşla beraber onun üretimi azaldığı için aslında baktığınızda eksilen şeyi hekimlerimiz geri koyuyor. Aynen öyle. Aslında yapmış olduğumuz şey yabancı bir şeyi alıp oraya koymak değil. Yani dolgu kelimesi biraz bazı kişiler rahatsızlık oluşturabiliyor. Çok aslında filler ama kullanılıyor. Yani bizim Türkçemizde biraz rahatsız edici bir şey oluşturuyor. Ama aslında öyle değil. Kişinin sadece o hacim kayıplarını yerine koymak yapmış olduğunuz şey. Doğallığını korumak aslında. Yapay bir şey alıp bir şeye bir yere doldurmuyorsunuz, bir yeri şişirmiyorsunuz. Evet. Yani o kişinin anatomik yapısına uygun şekilde uygulama gerçekleştirdiğinizde son derece doğal, gerçekten böyle kişinin mutlu olabileceği bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama bunu bilmeyenler dolgu
falan böyle hani. Bir de cam macunu aklına geliyor yani, insanlar. Kesin bir yeri dolduruyorlar falan. İnşaat dolgu değil yani, değil aslında sadece. Çok güzel bir yere değindi o yüzden hocamız baştan daha girerken hyaluronik asit dedi. Bu konuda bilinçlenmiş, yaptırmış birçok hanımda da bu etkisini göstermeye başlamış. Mesela bazen görüyorum, aa dudağın dolgusu güzel olmuş dediğimde, yok dolgu yaptırmadım, hyaluronik asit yaptırdım deniliyor. Evet. Dolayısıyla bu daha kulağa yumuşak geliyor, daha hoş geliyor ve etkileri gerçekten güzel. Daha nem kazandırıyor, dudaklar daha genç görünüyor. Ben nem de önemli, su tutuyor çünkü. Hyaluronik asitin su tutucu özelliği var. Bu su tutucu özellik de o bölgede bir canlanmaya, bir nem sağlamaya katkı sağlıyor. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Hocam çok konularım teşekkür ederiz. Konularım gelince. Vallahi verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu kadar köklü değişimin aslında bu kadar ameliyatsız ve kolay olduğunu gerçekten dinlemek öyle. Sizden çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel ederim. Bir sohbet oldu benim için de. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki hocam, kesinlikle. Dermatoloji uzmanı Doktor Ersin Aydın bizlerle beraberdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık devam ediyor.